HDI Sigorta sunar. Galatasaray bölümüne hoş geldiniz. Akşam Rize Spor maçı var. Rize maçları Galatasaray için hikayeli geçiyor. Yani kazansa da kaybetse de agresif maçlar oluyor. Böyle bir durum da mevcut. İki takım arasında bir Oğulcan Çağlayan gerginliği var zaten. Hı hı. Kulüpte maç header'ına Oğulcan'ı koymuşum. O yüzden 11 ihtimali de var. Bizim Eren böyle okumaları iyi yapıyor. Eren de söyledi. Ama temelde ben Taylan yokken biraz daha işin 4-3-1-2'ye döneceğini düşünüyorum. İki forveti temel alırsak. Ya hoca muhtemelen 4-3-1-2 olarak düşünerek söyleyebilir ya da dizebilir. Ama temelde şeye çıkacak. Burada Etebo, Emre Kılınç, Getson, Fegül'ün biraz daha serbest olduğu bir yapı. Ve Mustafa ile Falcao. Bu beklentim. Hocadan beklentim. Kendi fikrim şu. Bence oyuncu temelli kararlar her zaman sisteme zarar veriyor. Yani Falcao formda diye hadi çift forvet oynayalım. İyi de yani sen 8 ay bir kere bile çift forvet oynama odaklı idman yapmamışsın. Öyle bir beklenti yok. Oyuncuların hiçbiri bu konuda bir alışkanlığı yok. Çok kritik haftalar. Hani ligin 7. haftası olsa dene yani dümdüz. Ya da ne bileyim 15. haftası da denersin. Ama şu anki yapıda, şu anki konumda çok riskli geliyor bana yeni bir şey. Çünkü çift forvet demeyeyim de çift forvet zaten Galatasaray hep çift forvet oynuyor ama çift santrfor odaklı bir şey. Galatasaray'ı ben zora düşürebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum ve zora düştüğü an kaybedilecek ekstra bir puana artık tahammülün yok şampiyon olacaksan. O yüzden riskli buluyorum. Ya bu yüzden bu benim fikrim değil. Yani ben şunu söylüyorum. Gerekirse en beğendiğim transfer olan Mustafa da dahil. Eğer oynayacaksa Falcao mu daha formda? Falcao oynasın abi. Falcao oynasın yani. Sistemi bozma diyorsun 4-3-3'ü. Bozma sistemi yani. Diz böyle. Oğulcan oynasın burada. Falcao oynasın. Mustafa da girer 50'de 60'da. Önemli değil yani. Ben sistemi bozmanın her zaman aleyhe yazdığını düşünüyorum. Bilmiyorum senin fikrin ne? Ben de hoca tarafında şöyle tahmin ediyorum. Bu arada bence de oyun kurulumunda problem oldu. 4-3-1-2'de ya da 4-1-2-1-2'de. Evet oyun kurulurken problem oldu. Hatta Taylan yerine Etebo dahil olunca daha da problem olacak gibi. Tamamen bek ortalarına bakılacak gibi hissediyorum. Fegoli'nin buraya eklenmesi bir artı ama Taylan'ın çıkması da eksi. Ciddi bir eksi. İkisi birden olunca ikisini birden yapabilir bu arada Galatasaray. Hem Fegoli önünde hem arkada Taylan. Kenarda Gelson, Emre Kılınç. Böyle oyun kurulumunu da daha iyi yapan bir 4-3-1-2 yani takım olabilir. Şu hatta top evet. Kullanabilen oyuncular olmasını lazım. Aynen çünkü Emre Akbaba 3. forvet gibi oynadı. Ama Fegoli ile hakikaten top oyun kurulurken 3. orta saha gibi oynar. Yani bu Taylan'ı savunma önünü kabul ediyorum. Hem şurada genişletir. Getson ve Emre Kılıncı Fegoli şuralardan da top alır. Aha. Hem de yine burada forvetlik de yapar. Sanki oyun biraz daha lezzetli hale gelir gibi geliyor. Ama bunu Taylan'da dönünce görmek lazım. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu arada hoca bunu kabul etmiş olabilir. Yani evet oyun kurulumumuz sekteye uğruyor ama ben ceza sahasında top gittiği zaman daha etkili olmayı tercih ediyorum demiş olabilir. Çünkü hakikaten top ceza sahasında bir şekilde gittiği zaman daha etkili oldu. Daha kalabalık ve etkili oldu Galatasaray. Belki de son haftalarda hoca bunu tercih ediyor. Yani şunu demiş olabilir. Yani oyunumuz iyi oldu da ne olduk? Puan kaybettik. 5 puan gitti 4-3-3'te. O yüzden oyun kurulumunda biraz eksiği yazsın. Ama ceza sahasında daha etkili olayım diye düşünmüş olabilir. Yani ben şu an hoca tarafından hani böyle okuyorum. Ben 5 puan kaybının oyun oynadık ama alamadık kaybı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Orada da tercih değişiklikleri yüzünden sonuçların problemli olduğunu düşünüyorum. Tam tersine. Galatasaray kendi oyunu vazgeçmeseydi o puan kayıplarını yaşamazdı. En temelinde yani. Lines Yedlin değişikliği bile yeterli faturayı çıkardı. Sivas maçında. Ankara gücü maçında da zaten pas oyunundan komple vazgeçmiş olduğun için bence bedel ödedin. Daha doğrusu pas yapabilecek teknik kapasiteye sahip oyuncuların hiçbiri yoktu. En temelinde o fatura çıkardı bence. Ya ben zaten çift forvet, yani santrforda karşıyım temel fikir olarak ama ya illa diyelim bu çıkıyor o zaman Emre Akbaba yok abi bu kadroda. Olmaması lazım. Yani, o zaman zaten 3. forvet oluyor yani. Tamamen şey oluyor, kopuyorsun. O zaman Rıza Çalınbay'ın Eskişehir Sporu da oluyor işte. Mehmet Yılmaz, Ümit Karan falan hani. Evet. Biri daha vardı. Kimdi acaba üçüncüsü?
Bir santrfor daha vardı. Unutuyorum onun üçüncüsünü ya. Bu arada hoca şunu düşünmüş olabilir mi? Mesela şimdi klasik 4-3-3'ünde burada Onyekuru var ya. Şöyle oynuyor mesela. Aslında Onyekuru da forvet gibi kalıyor. Evet. Ya oyun kurulurken aslında yine şu oyuncuları kullanıyor Galatasaray. Yani evet. Burayı zaten unutuyor. Yani Mustafa Mahmut ya da Falcao buraya destek verirse ne hala ama sonuçta Onyekuru'da forvet. Yani yine bir noktada çift forvet gibi oynuyorsun. Evet. Acaba hoca zaten ya böyle de zaten oyun kurulumunda ben bunlarla iş yapıyorum. Sadece yaptığı şey bunu kaydırıp sağ ön Faygoli'yi merkeze kaydırıp burada da çift santrafor kullanmak oluyor. Yani oyun kurulurken aslında yine aynı oyuncuları kullanıyorsun bir noktada. Ya öyle buna yani şöyle söyleyeyim. Katılmasam da belli bir noktaya kadar okey ama bunlar varken bir de buradan bir oyuncu daha feda edeyim. Bir de Emrah Baba'yı sıkıştırayım. Bu arada bu benim fikrim değil yani. Şu an hoca tarafında. Sonuçta ortaya konan bir şey var. Realite yorumlamak da bir şey. Neden böyle oluyor diye yorumluyorum. Bunu düşünmüş olabilir yani. Onyekuru da çünkü şey değil. Zaten bu yüzden mesela Premier Lig'den tutunamadı. Oyun kuruluna dair olan bir kenar değil. Forvet yani Onyekuru. Ama hocanın şunu söyleyeyim. Yani hoca biraz daha... Ben bazı maçların faturasını oyuncu grubuna kestiğini düşünüyorum hocanın. Ve bu sebeple tepkisel değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Bu arada sana bir fikrimi danışayım. Şu sistemde forvet arkasında Feghouli en ideal gözüküyor ama bence Kerem de denenebilir. Çünkü Kerem'de merkez oynama zekası var bence ki kenarda oynadığı zaman da merkez hareketleniyor. Çünkü Emre Akbaba'da beklenen o koşuları da yapabilecek bir oyuncu. Çünkü Emre Akbaba'yı bence hoca bu yüzden tercih etti. Mustafa Muhammed ve Falcao'dan seken topları arka direkte, ön direkte, merkezde toplasın. Ekstra bir sezgileriyle hem enerji kalsın hem de sezgileriyle gol pozisyona girsin. Girdi pozisyona bitiremedi. O ayrı. Ama mesela daha enerjik Kerem. Şu merkeze geldiğinde daha fazla top kullanabilecek bir oyuncu. Dribbling özelliği de daha fazla var. Yani daha ofansif bir takım olmak istiyorsan denenebilir bence bu sistemde. Ya Emrah Baba'dan ve daha önde olduğu kesin. Feghouli'den hani şu yapıda Tayland'da yokken top kullanma becerisinden bir fedakarlık yapar mı? Şöyle nasıl olur? Getson 6 numarada Feghouli. Emre Kılıç. Ya ben Etebo'yu zaten Etebo'nu biraz yanılttığını düşünüyorum. Yani Etebo'ya saygı duyuyorum. Gerçekten özverili oynadı ve çabalı bir oyuncu ve burada bir şeyler hissettirdi, fiziksel varlık hissettirdi. Bir şey demiyorum ama takımı Galatasaray yapan yapıdan fedakarlık demek Etebo her haliyle. O biraz sıkıntı yaratıyor diye düşünüyorum. O sebeple Getson'un son maçlarda biraz daha enerjili oynuyor olması dikkatimi çekiyor ama burayı da kaldırabilir mi emin değilim tam. Galatasaray için problem bu. Taylan alternatif almayınca yaşayacağım problem bu yani. Yani niye biz bir yıl boyunca defansif orta saha diyoruz şey değil. Hı hı. Yani Taylan başarılı olabilir ama Taylan'la en azından Taylan yokluğunda ben bunu atayım buraya diyebileceğim bir oyuncu olmak durumundaydı. Hala devşirme konuşuyoruz yani Mart ayının ortası geçti. Ki Etebo da aslında devşirme. Ondan geldik. 6 numara ana pozisyonu gibi gözüküyor ama aslında o da devşirme yani. Adamın en orijinal pozisyonu yani 4-3'ün sağ içi ya da 4-4-2'nin sağ kanadı. Evet ki gelmeden önce öyle oynuyordu. 4-4-2'nin sağ kanadında oynuyordu. Kerem konusunda teorik olarak katılıyorum. Pratikte göreceğimizi düşünmüyorum çünkü yani hoca Kerem'i direkt 11 oynatma konusunda bile hala çok ciddi tereddütleri var. Çok daha rahat ettiği bir bölgede. Evet. Atmıyor yani hoca. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden hele böyle bir yeni düzen değiştirdim. En kritik mevki gidip Kerem'e atayım zannetmiyorum. Bu arada hoca şunu da yapıyordu hatırlarsan. 2012-2013'te bu formasyonda şöyle de yapıyordu. Yine çift santrafor ama 4-4-2 gibi ama kenarlarda kanat değil de orta saha oynama becerisi olan oyuncuları tercih edebiliyordu. Üçüncü dönemden bahsediyorsun. Şeyde de öyle yapıyordu bazen. 2012-2013'te de yapıyordu. Emre Çolak. Üçüncü dönem diyorum işte. Üçüncü dönem oluyor. Emre Çolak, Engin Baytar. Ya da... Engin Baytar daha çok... Tam bu işin adamı. Bu şey sezonda öyleydi. Elmander'li sezonda öyleydi zaten. Ama şeyde Burak Yılmaz'la Durak Balaz zamanında da yaptı bunu. Okay. Yani bunu da tercih edebiliyor. Mesela Emre Kılınç, Feghouli gibi. Ama Feghouli o orta sahaya fiziksel olarak da çok duyan oyuncu değil bence. Yani şöyle oluyor top kurulurken. Yani bu yani 4-2-2-2 diyorsun. Santraforlardan biri gelmiyor ama ben de kenarlarımı merkeze itiyorum oyun kurulurken diyor mesela. Bunu da görebiliriz ilerleyen haftalarda. O zaman akşam maç var. Maçı izledikten sonra pazartesi günü
geniş konuşuruz. Geniş değerlendirmemizi yaparız. Şimdi görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu part bitti ama Voli'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. HDI Sigorta sundu. Her zaman, her yerde, her yerde.